Amerika Ulusal Havacılık Uzay Dairesi ve Avrupa Uzay Ajansı, binlerce yıldır Güneş'e seyahat eden Leonard kuyruklu yıldızının görüntülerini paylaştı. Yetkililer bu görüntülerin Solar Orbiter Heliospheric Imager uzay aracı ile çekildiğini aktardı. İnsanoğlunun uzay araştırmaları, teknolojinin ilerlemesi sebebiyle hızla gelişiyor. Güneş sisteminin en ilginç cisimlerinden olan kuyruklu yıldızlar da, gelişen uzay araştırmaları sebebiyle daha detaylı incelenebiliyor. Şimdi de Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi ve Avrupa Uzay Ajansı, Leonard ismi verilen kuyruklu yıldızla ilgili önemli bir gelişme tüm dünya ile paylaştı. Yetkililer, 2021 yılının Ocak ayında Arizona Üniversitesi'nde bulunan, bilim insanı Gregory Leonard tarafından keşfedilen, Komet C2021A1 ya da bilinen diğer ismiyle Leonard kuyruklu yıldızının, görüntülerini yayımladı. NASA ve ESA bu görüntülerin, Güneş'i gözlemleyen bir uzay aracı tarafından, oluşturulduğunu ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Uzay Ajansı, Leonard'ın 12 Aralık günü kuyruklu yıldızın gezegenimize yaklaşacağını, bu yüzden de çıplak gözle görülebileceğini açıklamıştı. O günde beklenen gerçekleşmiş, Leonard dünyadan görülebilmişti. Yetkililer 13 Aralık'ta yaptıkları açıklamada da, saniyede 71 kilometre hızla ilerleyen kuyruklu yıldızın, bir daha görülmemek üzere, başka bir galaksiye geçebileceğini aktarmıştı. Geçtiğimiz günlerde de NASA, ilk olarak Güneş-Karasal İlişkiler Gözlemevi HI-2 teleskobu tarafından keşfedilen ve, son 40 bin yılını Güneş'e doğru ilerleyerek geçiren Leonard'ın, görüntülerinden oluşan animasyonları yayımlandı. Yetkililer bu görüntülerin, ESA ile ortak olarak geliştirilen, Solar Orbiter Heliospheric Imager yardımıyla, oluşturulduğunu ifade etti. 17 Aralık'ta Solohe tarafından kaydedilen ve oluşturulan görüntülerde, kuyruklu yıldızın Güneş'e yaklaştıkça kuyruğunun daha uzun hale geldiği, Venüs'ün soldan sağa hareket ettiği ve görüntülerin, Leonard'ın yandan görünümünü gösterdiği gözlemlenebiliyor. Uzmanlar, Güneş'e en yakın geçişini, 3 Ocak tarihinde gerçekleştirecek olan kuyruklu yıldızın, Güneş ile olan karşılaşmasından sağ çıkarsa, Güneş sisteminin dışına çıkabileceğini, bunun ardından da başka galaksilere doğru, seyahat etmeye başlayabileceğini düşünüyor.